Geçen hafta hatırlarsanız çok kutup açılımından bahsetmiştik manyetik alan için ve manyetik dipol momentini tanımlamıştık. Manyetik çift kutup momentini. Belli bir yük dağılımı için. Bunu özel bir durumda bir düzlemdeki bir kapalı bir tel için düşünürsek bunun manyetik dipol momenti büyüklüğü toplam alan çarpı akım olarak verilmişti. Yönü de sağ el kuralıyla yani sağ elimizin parmaklarını akım yönünde çevirdiğimizde baş parmağımızın gösterdiği yön. Yani bu durumda bu akımın yarattığı manyetik dipol momentinin yönü tahtadan bize doğru olacak. Bir manyetik dipol çift kutbu olan bir yük dağılımının yaratacağı manyetik alansa yeterince uzaktaysa biraz bunu yine vektör alanın bir integrali olarak yazabiliriz. Vektör alanda böyle rekip olarak yazılabileceğini gösterdik. Aynı zamanda eğer biz bu manyetik dipolü bir dışarıdan etki eden bir manyetik alana koyduğumuz zaman da sahip olacağı potansiyel eksi m.d olarak yazılabilir. Manyetik dipol kutbuyla uyguladığımız harici manyetik alanın skalar çarpımı. Buradan eğer bir kuvveti m.d olarak yazabiliriz. Bu da bize diyor ki eğer manyetik alan homojen değilse, sabit değilse o zaman belli bir kuvvet de hissedecektir. Ve hissedeceği tork M cross manyetik dipol momentiyle uyguladığımız manyetik alanın vektör çarpımına eşit olacaktır. Şimdi bu potansiyele baktığımız zaman bu potansiyelin minimum değeri manyetik çift kutbun ikisinin de aynı doğrultuda olduğu durumdur. Yani bir manyetik alan içerisinde bir manyetik çift kutup koyduğumuz zaman manyetik çift kutbun yönü manyetik alanla aynı yönde olacak şekilde dönmeye çalışacaktır. Şimdi manyetik çift kutbu olarak düşünebileceğimiz bir şey eğer belli bir yük yoğunluğu olan bir küreyi alır. Bu küreyi çevirirsek bu sonuçta hareketli yükler bir akım yoğunluğu yaratacaktır ve akım yoğunluğu olduğu için de bir manyetik alan yaratacaktır. Bunun manyetik çift kutbunu hesaplamak istersek yapabileceğimiz şey bunun yüzeyini şeritlere bölüp sonuçta her bir şerit belli bir yüke sahip olacaktır. Bu yük DQ ile gösterelim. Bir periyot boyunca bir periyodu da 2π bölü omega olarak gösterirse bu kadarlık bir akıma sahip olacaktır. Bunun yarı çapından çevresi 2πr olarak bulunacağından sadece bu şeridin sağladığı manyetik dipol momenti 2πr kare bu şeridin arasında kalan alan çarpı omega bölü 2π dq olarak yazabiliriz. Buradan da hesaplarsak belli bütün bu şeritler üzerinden topladığımızda toplam manyetik dipol momentini bulabiliriz. Manyetik dipol momentini hesapladığımızda şöyle bir özellik daha göreceğiz. Bu elde ettiğimiz manyetik dipol momenti bu nesnenin aynı zamanda toplam açısal momentumuyla da orantılı. Çünkü gördüğünüz gibi her bir şeritin manyetik dipol momentine katkısı dönme frekansıyla orantılı. Açısal momentumu ise dönme momenti çarpı frekansı olarak yazabileceğimizden frekans yerine açısal momentumu koyabiliriz buraya. Şimdi bu özellikle temel parçacıkları incelediğimizde, mesela bir elektronu düşündüğümüzde önemli olacak. Çünkü elektron dediğimiz parçacığın bir spin dediğimiz bir özelliği var. Elektronun spin dediğimiz özelliği açısal momentumla neredeyse aynı özelliklere sahiptir.
Dolayısıyla spini olduğu için elektronun aynı zamanda bir manyetik momenti de olacaktır. Şimdi bu notu aldıktan sonra artık bir malzeme içerisindeki, madde içindeki manyetik alanı incelemeye başlayabiliriz. Sonuçta bir madde aldığımızda bu madde atomlardan oluşuyor. Atomlar biliyoruz ki işte bir çekirdek artı elektronlardan oluşuyor. Çekirdekler büyük bir hızla hareket ediyor. Atomlar büyük bir hızla hareket ediyor çekirdek etrafında. Dolayısıyla onların yörüngesinde, o yörüngede dolanan belli bir akım olarak düşünebiliriz ve yörüngesel hareketlerinden dolayı belli bir manyetik momentleri olacak. Aynı zamanda elektronların spinleri de var. Dolayısıyla spinlerinden dolayı da belli bir manyetik momentleri olacak. Ve herhangi bir molekülü, işte bir malzeme aldık. Herhangi şuradaki moleküle baktığımızda bunun bir manyetik dipol momenti olabilir. Bunu Mi ile gösterelim. Şu noktadaki vektör potansiyeli hesaplayacaksak o zaman, R noktasındaki vektör potansiyel, bir defa sistemimizde bir serbest yükler olabilir. Serbest yüklerin bir hareketi, onlardan kaynaklı bir akım söz konusu olabilir. Onlardan gelecek olan katkı vektör potansiyeli R üstü olarak yazabiliriz. Ayrıca bütün moleküllerin bu manyetik dipol momentleri varsa şayet, bundan gelen ekstradan katkılar olacaktır. Herhangi bir manyetik dipol momentinin getireceği katkıyı da Mi vektör çarpım R eksi Ri'nin küpü olarak yazabiliriz. Dolayısıyla bizim herhangi bir noktadaki vektör potansiyelimizi yaklaşık olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu tam doğru bir ifade değil. Niye doğru değil? Şu noktada baktığımız zaman bunu buradaki atomun burada yaratacağı vektör potansiyelin ifadesini bu şekilde yazabiliriz. Çünkü aradaki mesafe atomik boyutlardan çok daha fazla. Ama bu A'nın hemen yakınındaki atomları düşünecek olursak çok uzakta değiliz. Uzakta şuradaki bir molekülü düşündüğümüzde mesafe uzak olmadığı için çok kutup açılımını sadece ilk terimi almak doğru bir sonuç vermeyecektir. Daha sonraki terimleri de almamız lazım. Elektrostatikten hatırlarsanız orada detaylı bir çıkarım yapmıştık. Aynı çıkarımı bu vektör potansiyel içerisinde yapabiliriz. İşte bir küre alıp dışındakilerin katkısı bu şekilde verilecek. Artı içindekilerin katkısı diye ikiye ayırıp ikisini toplayabiliriz. Ama her ne kadar tam olarak doğru olmasa da bu şekilde yaklaşırsak da çok daha kısa bir sürede aynı sonuca ulaşabileceğiz. Bir manyetik polarizasyon için, manyetik momentleri için teker teker atomlar üzerinden toplam yapmak yerine ortalama bir manyetik polarizasyon tanımlayıp bunu bir integrale de çevirebiliriz. Birinci terimde hiçbir değişiklik olmayacak. Artı D küp R üssü R eksi R üssünün küpü. Şimdi buradaki M dediğimiz ortalama mıknatıslanması sistemin tam olarak şuna eşittir. Yani bütün atomlar üzerinden, bütün moleküller üzerinden bir toplam onların her birinin mıknatıslanması çarpı bir Dirac delta. Tabi bu çok çabuk değişen bir fonksiyon. Yani eğer bunu çizmeye kalkacak olursanız atomların olduğu her yerde bir tane Dirac deltamız var. Bunun yerine ortalama bir değerini çizebiliriz. Bu ortalamaları alırken yine elektrostatikten hatırlarsanız yaptığımız şey
ortalama tanımlamak için belli bir hacim seçiyoruz. O hacimdeki bu ortalama değer, o hacim içerisindeki bütün manyetik polarizasyonlar bölü hacim olarak yazdığımızda bunun yerine bu ortalama değeri de kullanabiliriz. Şimdi bunu biraz daha sadeleştirelim. Bu ikinci terimi de birinci terime benzetelim. Bunun için elektrostatikte de sık sık kullandığımız şu eşitliği kullanabiliriz. R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün küpü. Bu 1 bölü R eksi R üssünün R üssüne göre radyantına eşittir. Oraya yerleştirecek olursak elde edeceğimiz ifade vektör potansiyelimiz 1 bölü C bu serbest yüklerin hareketinden gelen katkı artı mıknatıslanma, ortalama mıknatıslanma, vektörel çarpım. Burada bir eksi işaretimiz var. Eksi 1 bölü R eksi R üssü D küp R üssü olarak yazabiliriz. Şimdi bu ikinci terimde bir kısmi integrasyon yapacağız. Onun için bunu alalım. Bunun belli bir bileşenine bakalım sadece. R üssü vektörel çarpım. İntegralini aldığımız ifade bu. Bunun i bileşenini yazacak olursak bu epsilon ijk mıknatıslanmanın j bileşeni x prime'ın k bileşenine göre türev 1 bölü r eksi r üssü olacaktır. Bu da jk bunların tamamının türevi R üssü eksi İJK 1 bölü R eksi R üssü çarpı MJ'nin XK'ya göre türevi veya epsilon İJK bunu olduğu gibi bırakalım. Eksi 1 bölü R eksi R üssü çarpı M'nin mıknatıslanmanın körlüğünün i bileşeni. Şimdi buraya bunu yerleştirdiğimizde bir bütün uzay üzerinden bir integralimiz var. Burada bir türevin integrali sadece bir yüzey integrali getirecektir bize. Evet, burada integrali aldığımız hacim bütün malzemeyi kaplayan bir hacim olması lazım. Dolayısıyla yüzeyde herhangi bir mıknatıslanma olmayacağından bu terimden hiçbir katkı gelmeyecektir. Bize gelecek tek katkı bu terimden olacaktır. Bunu da yerleştirirsek eşittir. 1 bölü C CR üssü bölüm R eksi R üssü D küp R üssü artı M'nin körlü bölü R eksi R üssü gibi bir ifade çıkacaktır. Şimdi bu iki integrali de toplayacak olursak ikisi de benzer tür integraller. Bu eşittir. Bunu 1 bölü C R üssü bölü R eksi R üssü D küp R üssü olarak yazabiliriz. Buradaki toplam akım bu terim
serbestçe akan akım. Artı buradan gelen katkı. C çarpı curl of M. Yine elektrostatikten hatırlarsanız, elektrostatikte de bir polarizasyonumuz vardı, kutuplaşma vardı. Malzeme kutuplaştığı zaman toplam yük yoğunluğunu tanımlamıştık. Serbest yük yoğunluğu artı polarizasyonun diverjansı olarak bakmıştık. Yani polarizasyonumuz varsa, polarizasyonda sanki bazı yerlerde yükler varmış gibi davranıyordu. Aynı şekilde bir mıknatıslanmamız varsa, bir malzemenin bir kendine ait bir mıknatıslanması varsa, bu da bir mıknatıs gibi, bir akım gibi davranacaktır. Şimdi bunu anlamak için şöyle düşünebiliriz. Farz edelim ki bir malzememiz var. Bunun da belli bir mıknatıslanması var. Atomların manyetik momentleri, işte tartışmada kolaylık olsun diye farz edelim ki hepsi belli bir yöne bakıyor. Bunların hepsi teker teker atomların mıknatıslanmaları. Şimdi baktığınız zaman burada bir manyetik dipol varsa bu yöne doğru. Bu bize diyor ki burada aslında sağ el kuralıyla da yönünü vereceğimiz şöyle bir akım var. Küçük bir akım var. Onun hemen yanında bir akım daha var. Hemen yanında bir akım daha. Bütün bu dipol, manyetik çift kutuplar aynı yönde dolanan akımlara denk. Şimdi şu noktaya baktığımızda, bu noktada bir buradaki manyetik çift kutuptan dolayı tahtanın içine doğru giren bir akım var. Bir de onun hemen komşusu manyetik çift kutuptan dolayı tam zıttı yönde giden bir akım var. Dolayısıyla şurada bir alan alır. O alandan geçen net yüke bakarsak birim zamanda, eğer bu ikisinin de manyetik çift kutupları eşitse buradan hiçbir yük geçmeyecektir. Ama hemen yüzeyin yakınında bir manyetik çift kutba baktığımızda şurada yine bir sıfır akım geçecektir. Oysa yüzeyde bize doğru bir akım olacaktır. Aynı şeyi diğer yüzeyde yapacak olursak, buraya baktığımızda burada bir manyetik çift kutup olacak. Yüzeyde İçeri doğru bir akım varmış gibi davranacaktır. Yani bütün nesnemiz eğer şu yönde polarize ise, o zaman sanki bunun yüzeyinde bir yüzey akımı varmış gibi davranacaktır. Bunun söylediği şey bize o. Tabii içerideki mıknatıslanma farklı noktalarda farklı değerler de alabilir. Farklı noktalarda farklı değerler alırsa şayet, bu durumda şuradaki akımla bu tel kapalı eğrideki akım birbirinden farklı olacağından, tahtanın içine giren akımla dışına çıkan akım birbirini götürmeyecek. İçeride de belli bir akım yoğunluğuna sahip olacaktır sistem. Kutuplaşmasından dolayı, manyet mıknatıslanmasından dolayı. Yani M eğer içeride farklıysa içeride de akımlar olacak. Yok içeride homojensi, bütün türevler içeride zaten sıfır. Sadece yüzeyde bir Dirac delta gelecek. Dirac delta da bize yüzeyde bir akım verecektir. Şimdi böylece vektör alanın bir malzeme içerisinde nasıl davrandığını elde etmiş olduk. Sanki eğer M mıknatıslanması varsa sistemin, vektör alan sanki bu yük akım yoğunluğu tarafından yaratılıyormuş gibi olacaktır. Ve buradan hemen denklemlerimizi çıkarabiliriz. Manyetik alan biliyoruz ki vektör alanın körlü olarak yazılabilecek. Manyetik alan vektör alanın körlü olarak yazılabilecek. Buradan manyetik alanın kendisi, B alanının kendisinin diverjansı sıfır olacak. Malzemenin içerisinde ya da boşlukta bu denklemimiz değişmiyor. Diğer bir denklemimiz bu şekilde tanımlanan manyetik alanın B alanının körlü 4pi bölüce vektör alanı yaratan akım. Ya da şu ifadeyi yerleştirecek olursak 4pi
bölü c, j. Bu normalde boşlukta gelen terimdi. Artı malzemenin mıknatıslanmasından kaynaklı bir terim daha gelecek. Artı 4 pi. Denklemlerimiz bunlar. Şimdi normalde malzemelere baktığınızda çoğu zaman mıknatıslanmaları sıfırdır. Ama bir manyetik alana koyduğunuzda belli bir mıknatıslanma yaratırsınız. Yani bu denklemin iki tarafında B alanına bağlı ifadeler var. Yine elektrostatikte hatırlarsanız D alanını tanımlamak için polarizasyonu manyetik alanla aynı tarafa toplamıştık. Burada da aynısını yapabiliriz. Eğer bu terimi diğer tarafa atacak olursak H alanı diye bir alan tanımlayacağız. Onun curl'ü bu şekilde verilecektir. H alanı diye tanımladığımız alan, manyetik alan, eksi 4 pi mıknatıslanma alanıdır. Bu da bize bir malzeme içerisindeki manyetik alanın denklemlerini verecektir. Birisi bu, bir diğeri bu olmak üzere. Yine elektrostatikten hatırlarsanız, elektrostatikte D alanını, kutuplaşmayı, P dediğimiz alanı, D alanıyla, elektrik alanıyla orantılı yazmıştık. Mıknatıslanmada da eğer düşük manyetik alanlarımız varsa, bazı malzemeler hariç, manyetik mıknatıslanmayı bir sabit, manyetik alınganlık sabiti çarpı H olarak tanımlayabiliriz. Buradan H'yi yazacak olursak H dediğimiz şey B eksi 4 pi M alanıydı. Bunu yerleştirdiğimizde 1 eksi 4 pi B olarak yazabiliriz. Ya da B alanını elde edecek olursak B alanı 1 bölü 1 eksi 4 pi h ya da genelde tanımlanan B alanı yanlış yazdım, bu orası doğru değil, burası B eksi 4 pi. Ya da bu terimi o bir tarafa attığımızda B alanını 1 artı 4 pi manyetik alınganlık H olarak tanımlayabiliriz. Çoğunlukla şu sabit manyetik geçirgenlik olarak tanımlanır. Dolayısıyla B alanımız olarak B alanı ile H alanı arasında böyle bir bağıntı yazabiliriz. Yine elektrostatikten hatırlarsak, elektrostatikte bir dielektrik sabiti tanımlamıştık. Buradaki dielektrik geçirgen, elektriksel geçirgenlik bunlar benzer şekilde. Ve o sabit mutlaka birden büyüktü. Oysa buradaki manyetik geçirgenlik dediğimiz sabit birden küçük olabilir, birden büyük olabilir ya da birden çok büyük olabilir. Bu üç türlü malzemeye diamanyetik malzemeler, paramanyetik malzemeler ya da ferromanyetik malzemeler adını veriyoruz. Şimdi bu üç farklı davranışın sebebi
bu mıknatıslanmayı oluşturan fiziksel süreçlerdir. Şimdi bir malzemeye baktığımızda dedik ki bir atomların kendi manyetik momentleri, manyetik çift kutupları olabilir. Eğer atomların kendi manyetik çift kutupları varsa bir manyetik alana koyduğumuz zaman manyetik alanda manyetik alan aynı yöne geleceklerdir, gelmeye çalışacaklardır. Aynı yöne gelmeye çalıştıkları için manyetik momentle, manyetik polarizasyonla H alanı ya da B alanı aynı yönde olacağında buradaki KM dediğimiz sabit sıfırdan büyük olacaktır. Sıfırdan büyük ise M sıfırdan büyüktür. Yani şöyle düşünürsek bir atomun etrafındaki bir elektronu düşünelim. Bunun bu yönde bir manyetik çift kutbu olacaktır bu elektronun. Biz bunu bir manyetik alana koyduğumuzda bu kendisi dönmeye çalışacak. Bu yönde bir tork hissedilecek. Bundan dolayı da M, B ile aynı yönde olacak. Dolayısıyla manyetik alınganlık dediğimiz sabit sıfırdan büyük olacak. Bu durumda da manyetik geçirgenlik birden büyük olacaktır. Bunlar bu mekanizmanın olduğu malzemeleri paramanyetik malzemeler diyoruz. Şimdi burada atomların kendilerine ait bir manyetik çift kutupları olduğunu varsaydık. Eğer kendilerine ait manyetik çift kutupları yoksa yine bugün göreceğimiz gibi biz bunu bir manyetik alan içerisine aldığımız zaman sonuçta manyetik alana bir malzemeyi nasıl koyarsınız? Ya malzemeyi koyarsınız, manyetik alanı yavaş yavaş açarsınız. Ya da malzemeyi belli bir yerde manyetik alanınız vardır. Malzemeyi manyetik alanın içine getirirsiniz. Her iki durumda statik bir durum değildir. O yüzden manyetostatikle inceleyebileceğimiz bir durum değildir. Ancak bir sonraki dersimizde göreceğimiz gibi böyle değişen manyetik alanlar elektronların davranış hızlarını değiştirecektir. Ve elektronların hızları değiştiğinden dolayı her bir elektronun sahip olduğu manyetik çift kutup momenti değişecektir. Ve bu değişim her zaman için manyetik alanın tersi yöndedir. Manyetik alanın tersi yönde olduğu için bu elektronların her bir elektronun teker atomun toplam manyetik çift kutbu sıfır olsa da her bir elektronun teker teker sahip olduğu manyetik çift kutlar manyetik alanın zıt yönde değişeceğinden toplam atomun manyetik momenti manyetik alanın zıt yönünde oluşacaktır. Bu durumda M ve B ile zıt yönde olacaktır. Zıt yönde olduğu için manyetik alınganlık dediğimiz sabit sıfırdan küçük olacaktır. Bu durumda da manyetik geçirgenlik birden küçük olacaktır. Özel bir durum ferromanyetik malzemelerdir. Ferromanyetik malzemelerde artık aslında böyle bir eşitlik yazmamız da her zaman doğru değildir. Şimdi ferromanyetik malzemelerin özelliği bu malzemelerin içerisinde spinler arasında dolayısıyla elektronların manyetik dipol moment, manyetik çift kutup momentleri arasındaki özel bir etkileşmedir. Ve bu etkileşmeden dolayı bütün spinler hep aynı yönde olmaya çalışır. Dolayısıyla böyle ferromanyetik malzemelere baktığımızda eğer çok yakından bakacak olursak ya da ferromanyetik bir malzememiz olsun. Bütün manyetik momentler aynı yönde olmaya çalıştığı için makroskopik boyutlarda, bölgelerde bütün moleküllerin manyetik çift kutupları aynı yönde olacaktır. Hemen komşu bölgede farklı bir yönde olabilir. Bir başka bölgede bu yönde, şu yönde. Değişik rastgele yönlere yönelmiş olabilir. Şimdi bu bölgelerin içerisinde büyük bir manyetik çift mıknatıslanma vardır. Ama farklı bölgeler farklı yönlerde olduğu için malzemenin genel olarak bir mıknatıslanması yoktur. Böylece
Şimdi bütün fiziksel sistemler enerjiyi minimize etmek çalışacakları için bu sistemlerde spinler aynı, yan yana geldiklerinde, aynı doğrultuda olduklarında enerjileri azalacaktır. Ve farklı bölgelerdeki spinler, mıknatıslanmalar da farklı yönlerde olduğu için hiçbir manyetik alan yaratmayacaklardır. Manyetik alanında bir enerjisi olduğundan o enerjiyi de minimize etmiş olacaklardır bu şekilde. Eğer siz böyle bir sistemi bir manyetik alana koyacak olursanız, diyelim ki bu yöne bir manyetik alan uygulamaya başladınız. Olan olay bu bölgelerin tamamının yön değiştirmesinden ziyade hemen şu iki bölge arasındaki ara yüzeye baktığınızda bir tarafındaki manyetik moment bir yöneyken diğer tarafındaki manyetik moment işte diğer yöne doğrudur. Hemen komşu spinlerin yönleri farklı olduğu için aslında sistemin çok da tercih etmediği bir yöntem, yöndür. Ama bir de biz ekstradan manyetik moment uyguladığımızda hemen bu ara yüzeydeki manyetik momentler bu tarafa doğru dönecektir. Dolayısıyla buradaki bölge, manyet mıknatıslanması bu yöne olan bölge büyüyüp artık şu bölgeyi de içine alacaktır. Böyle yavaş yavaş bütün bu ara yüzler manyetik alanla aynı yönde olan bölgelerin büyüyeceği, diğer bölgelerin ise küçüleceği şekilde değişecektir. Ve sonuçta sistemimizin net bir manyetik momenti olacaktır, mıknatıslanması olacaktır manyetik momentle aynı yönde. Eğer bu sistemde biz manyetik alanı kaldırırsak artık buradaki tam ara yüzdeki işte yön mıknatıslanma yönleri manyetik alanla aynı yöne dönmüş olan dipollerin tekrar eski hallerine dönmesi için bir sebep yoktur. Dolayısıyla sistem burada kalır. Eğer siz uyguladığınız manyetik alanın sistemin mıknatıslanmasını uyguladığınız manyetik alana göre grafiğini çizecek olursanız önce bir süre sıfırdan başladığınızı varsayalım. Bir süre doğrusal olarak artacaktır. Daha sonra belli bir noktadan sonra artık bütün bölgeler uyguladığınız manyetik alanla aynı doğrultuya yaklaşacaktır. Belli bir doygunluk oluşacaktır. Siz manyetik alanı azaltsanız bile bu bölgelerin boyutları çok hafif değişse bile tamamen eski hallerine dönmeyecektir. Ve siz uyguladığınız manyetik alanı sıfıra indirdiğinizde bile sıfırdan farklı bir mıknatıslanması olacaktır. Böylece sürekli bir mıknatıs elde etmiş oluruz. Mıknatıslanmasını sıfıra indirgemek istersek o zaman yapmamız gereken şey zıt yönde bir manyetik alan uygulamaktır. Zıt yönde manyetik alan uygularsak sistemin mıknatıslanması önce sıfıra gelecek. Manyetik alanı zıt yönde büyütürsek bu sefer aynı yöne dönecek. Yine belli bir sonra, bir süre sonra doygunluğa ulaşacak. Ve eğer geri dönecek olursak uyguladığımız manyetik alanı azalttığımızda biraz azalacaktır. Ama yine ne sıfıra yaklaşacaktır ne diğer yöne. Sıfırlamak için işte ilk yönde biraz daha manyetik alan uygulamamız lazım. Biraz daha uygularsak şu ilk noktaya ulaşabiliriz. Buna bu mıknatısın hisleresiz eğrisi adı verilir. Şimdi buraya bakarsanız sistemin belli bir mıknatıslanmaya, belli bir manyetik alanda hangi mıknatıslanmaya sahip olduğunu bilmek için sistemin o mıknatıslanmaya nasıl geldiğini de bilmemiz lazım. Eğer sıfır manyetik alandan, sıfır mıknatıslanmadan manyetik alanı arttırarak geldiysek bu değeri alacaktır. Yok belli bir maksimum değerine ulaştı, ondan sonra geri geldiyse bu değeri alacaktır. Yok önce manyetik alanı zıt yönde uyguladık, ondan sonra bu yöne döndürdüysek bu değeri alacaktır. Yani mıknatıslanmanın değeri sistemin tarihine de bağlıdır. Malzemedeki manyetik alanı da inceleyerek böylece manyetostatik konumuzu da tamamlamış olduk. Bundan sonra şimdiye kadar hep statik konulara baktık. Bundan sonra artık sistem zamanla değişirse
Artık sistemde hareketli yükler varsa ya da teller artık hareket ediyorsa, manyetik alan zamanla değişiyorsa nasıl davranacak? Artık onu incelemeye başlayacağız.